Diyarbakır hızla gelişen inşaat sektörüyle göz dolduruyor. Biz de şimdi bu yeni yapılardan birkaçını geziyoruz. Efendim, öncelikle Evana'ya çok teşekkür ediyoruz. Tabii çocukluğumuzda hepimizin her daim temiz olan ve kapısının kilitli olduğu bir oda bulunurdu. Ancak malum metropolde yaşadığımız için bu gelenek çok sürmüyor ama Diyarbakır'da hala devam ediyor. Şimdi Kılıç İnşaat'ta Ekrem Bey ile birlikte hem proje alanını gezeceğiz hem de keyifli sohbetimizle karşınızda olacağız. Proje alanımızı gezdik. Şimdi detaylarını öğreneceğiz. Ekrem Bey yanımda. Kendisiyle keyifli bir sohbete başlayacağız ama öncesinde biraz tanıyalım sizi Ekrem Bey. Ben Ekrem Kılıç, Diyarbakırlıyız. Diyarbakır doğuma büyüme. Çok küçük yaşlarda inşaat işleriyle başladık. İnşaat işlerimizi genellikle batı kısımlarından, Akdeniz bölgelerinde ta yurt dışlarına kadar inşaat işleriyle biz uğraştık. Evet. İnşaatta tahminimizce bir 30 yıla yakın inşaat deneyimimiz var. Ömrünüzün yarısı geçmiş diyebiliriz. Aşağı yukarı aynen öyle, daha fazlası hatta. Şu anda da yaptığımız kendi yapsatlarımız var, artı devlet ihalelerimiz var. Bizde taahhüt işlerimiz var. Evet. Çok otel şantiyelerimiz var ve hala da devam ediyoruz bu işlerle. Şimdi Diyarbakır'ı bilmeyenlerimiz vardır elbette. Buraya geldiğiniz zaman aslında bu yöreyi anlayabiliyorsunuz daha çok. Hem çok şehirleşmiş, çok gelişmiş, aynı zamanda çok göç alan yer, öyle değil mi? Diyarbakır'ımız büyük bir şehirdir. Büyük şehirdir zaten, biliyorsunuz bunu. Göç alan da bir şehirdir. Evet. Sadece bizim eksiğimizin çok yatırımın olmaması, bizim en büyük yatırımlarımızdan birisi de inşaat işleridir. Evet, her daim devam eden bir aynen sektör aslında. Bir de bizde genç nüfus çok olduğu için illaki inşaat sektöründen dairelerimize ihtiyaç vardır. Siz daha çok hangi bölgeleri seçiyorsunuz? Ya da mesela bir yapı oluştururken en çok baktığınız, dikkat ettiğiniz nokta ne oluyor? Bizde genellikle şöyle bir şey oluyor, hani milletin bizim bölgenin göç aldığı yerler veyahut da nasıl diyelim bunu, özellikle bütçelerine göre bölge seçiyoruz. Genellikle bizim elimizde illaki iki yahut da üç tane şantiyelerimiz oluyor. Evet. Şu anda da elimizde hem Kayapınar bölgesinde var, hem de bizim Diyarbakır'ın Bismil'in büyük bir ilçesi var. Şu an bir 40 taneye yakın da orada villalarımız var. Süper. Şimdi kentsel dönüşüm kavramı çok kulağımıza yerleşti. Burası da o alanlardan bir tanesi. Yok, bizim bu bölge değildir. Biraz daha yeni bu bölge. Tamamıyla yeni olan bir bölgemizdir. Kentsel dönüşümümüz dediğimiz biraz daha şehir merkezinde ama şehir merkezinde biz batı kadar kentsel dönüşümde şu an faydalanmıyoruz, işin gerçeği. Anladım. Buradaki projeler o zaman tamamıyla sizin el emeğinizle ve sizin projeleri odaklanmanızla geçiyor. Aynen öyledir. Aynen o şekildedir. Bizde biraz da devlet işleri, Milli Eğitim Müdürlüklerimizin, bir de İzmir Büyükşehir Belediye'nin işleri var bizde. İzmir'in Büyükşehir Belediyesi'nin işleri var. Taahhüt işlerimiz de devam ediyor. Peki yatırım yapmak isteyenler de olacaktı. Biraz anlatalım projelerimizi. 4 tane blok görüyorum ben. Bizim bu bölgede şu an durduğumuz yer 4 blokumuz. 128 dairelik bir sitemizdir. Sitemizin yani tamamıyla iyi kötü gezdiniz. İçinden tutun dışına kadar tamamıyla birinci sınıf, malzeme birinci sınıf işçilikle yapılmışız. İnşaat deneyimimizin çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bizim bu bölgede hani özellikle şu birazcık eksiğimiz şudur. Biz çok devlet destekli olmadığımız için kendi imkanlarımızla yapabildiğimiz kadar yatırımlarımızı yapıyoruz. Evet, bence çok güzel bir iş çıkarmışsınız. Zaten hanımlar görecektir. Görsele biz önem veriyoruz tabii ki. Özellikle de mutfak bizim her zaman ömrümüzün geçtiği bir yer. Siz oraya da bayağı bir özen göstermişsiniz. Hanımların galiba detaylarda bu olduğunu görmüş oldunuz siz de. Bizim bölgede biliyorsunuz çok aşırı bir memur kitlemiz olmadığı için genellikle bizim bu bölgenin bayanları ömrünün çoğunu mutfakta geçiriyor diyebiliriz. Evet. Onun için bizim bu bölgedeki en önem verdiğimiz yerlerden bir tanesi de bizim mutfaktır. Evet. Hem mobilyasından dikkat ettiyseniz hem malzemesinden tamamıyla birinci sınıf işçiliğimiz vardır. Peki daireler tek tip mi? Gördüğümüz gibi mi hepsi? Bizim şu anki bu projemizde zemin katlar dışında tamamıyla tek tiptir. Evet. Yaşam alanı da ön planda. Parkı, bahçesi, yeşili bol bir yer burası. Bizim bu bölge şu anki olduğumuz yer 14.100 metrekare üzerine 4 blok kurmuşuz. Yani
1400 metre civarı kullanımı vardır. Diğeri de tamamen yeşil alanına, sosyal tesislerine, havuz, çocuk oyunlarına, çocuk parklarımıza tamamıyla ayırmışız. Gayet de merkezi bir yerde konum olarak da. Bizim Diyarbakır'ın en elit yerlerinden bir tanesi de şu an bu bölgemizdir. Otogara, havaalanına çok yakın. Urfa, Şanlıurfa yoluna çok yakındır. Ulaşımda hiçbir sıkıntısı olmayan bir yerdir. Evet, uçaklar hiç durmuyor. Duymuş olacaksınızdır büyük ihtimalle de zaten. Evet. Peki villa projelerinize geçelim isterseniz. Onlar hangi bölgede? Bizim şu an bir villa projemiz var. Diyarbakır'ın Bismil ilçesi. Evet. O da Diyarbakır'ın hemen ikinci büyük ilçesindedir. Verimi olan bir yerimizdir. Orada da şu an bir 40 tane villamız vardır. Evet. İnşaatı devam ediyor. Evet. Metropolde yaşayanlarımız bilirler. Bizde en büyük evler neredeyseniz nereden baksanız 100 metrekareyi geçmiyor. Burada durum çok değişiyor değil mi? Doğrudur. Bizim bu bölgede biliyorsunuz biraz aile bağlarımız farklıdır. Bizim daireleri de genellikle büyüktür. Evet. Yani şu an durduğumuz yerde 157 metrekare net dairelerimizdir. Evet, kalabalık aileler için ideal formatta konutlar üretiliyor. Doğrudur. Bundan sonra peki neler yapmayı planlıyorsunuz? Yani bir kısmetse bu projemiz bitme aşamasındadır. Dediğimiz gibi şu an biraz da elimizde işler var. Ama bizim biraz bir sıkıntımız şöyle vardır. Konuttaki şu an krediler yüksek olduğu için biz de şu an biraz durduk. Yani işin gerçeği. Evet, kredi demişken peki ödeme kolaylığı var mı izleyicilerimize? Biz genellikle yapabildiğimiz kadarıyla yapıyoruz. Yardımcı oluyoruz. Peki şu anda satışta mı buradaki konutlarımız? Satıştadır. Satışımız devam ediyor. Yani tahmini bir %50 civarı satış yapmışız. Evet. Satış yaptıklarımızdan konut kredileri yükselmesinden dolayı biraz şu an satışların eskisine göre daha düşüktür. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Peki efendim. Evet sevgili izleyicilerimiz, Ekrem Bey'le keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bakalım bir sonraki durağımız neresi olacak? Tekrardan İstanbul'a, İvan'a Sert'e dönüyoruz.